Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konuları tekrar etmeye devam ediyoruz. İkinci konu tekrar videomuzla karşınızdayım. Eğer ilk videomuzu izlemediyseniz önce onu izleyebilirsiniz. Bu dersinizde ritmik saymalar, sayı örüntüleri, sayıları karşılaştırma, sayıları sıralama ve yuvarlama konularını tekrar edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ritmik saymaları hatırlayalım. Bizim ritmik saymalarımız 2 3 4 5 ve 10'a ritmik saymalardı. İkişer ritmik saymadan başlayalım. İkişer ritmik saymalar 2 artı artı devam eden ritmik saymalardı. Yazmaya başlıyoruz. 2'den başladık. 2 4 6 8 10 12 14, 16, 18, 20. Ne yaptım? 2'den başladım. Üzerine 2 ekleye ekleye 20'ye kadar ilerledim. Şimdi ise üçer ritmik saymaya başlayalım. Üçer ritmik saymada ise sayıların üstüne 3 ekleye ekleye ilerleyeceğim. 3'ten başlıyoruz. 3, 6, 9 12 15 18 21 24 27 30 Şimdi ise 4'er ritmik sayalım. 4'er ritmik saymada ise 4'ten başlayıp 4 ekleyerek ilerleyeceğim. 4'ten başlıyoruz. 4

25 30 35 40 45 50 Onar ritmik saymada ise onar onar ilerleyeceğim. 10 On arttıra arttıra yazmaya başlayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 100. Ritmik saymaları hatırladıysak ritmik saymalarda karşımıza nasıl etkinlikler çıkacak? Hadi gelin onlara bakalım. Birinci sorumuz 13'ten başlayarak ileriye doğru beşer ritmik sayarken 8. saymada hangi sayı söylenir? Ne dedi bize soru? 13'ten başla dedi. Başlayalım 13'ten. Yazdım 13. İleriye doğru beşer beşer say dedi. Yani üzerine 5 ekle ekleye gideceğiz. 13'ün üstüne 5 ekliyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18'in üstüne 5 ekliyorum. 23. 23'e 5 ekledim. 28. 28'e 5 ekliyorum. 33. 33'ün üç, üstüne 5 ekledim. 38. 38'e 5 ekliyorum. 43 43'e 5 ekledim. 48. Bana ne sordu? 8. saymayı sordu. 8'e ulaştık mı bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, 8. saymaya ulaştık. Demek ki biz 8. saymada hangi sayıyı söylüyoruz? 48 sayısını söylüyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Aralarında üçer yaş bulunan dört kardeşten en küçüğü iki yaşındadır. Buna göre en büyük kardeş kaç yaşındadır dedi. Dört tane kardeşimiz bulunuyor. Birinci kardeş, ikinci, üçüncü, dördüncü. Ne dedi bize? En küçüğü 2 yaşındadır. 4 kardeşten en küçüğü 2 yaşındaymış. Şöyle... 2 yaşında diyelim en küçüğüne aralarında üçer yaş bulunan dedi. Demek ki 3 3 arttırarak devam edeceğiz en büyüğünü bulmak için. En küçüğümüz 2 yaşında. 3 arttırdım. 5 oldu. İkinci kardeşi buldum. 3 daha arttırıyorum. 8. 3 daha arttırıyorum. 11. En büyüğe ulaştım. Demek ki en büyük kardeş kaç yaşında? 11 yaşında. Üçüncü sorumuz ileriye doğru üçer ritmik sayma sayılırken 52 ile 70 arasında kaç sayı söylenir? 52 ile 70 arasında dedi. Demek ki 52'den başlayacağım. 70'e kadar sayacağım. Kaçar kaçar? 3'er 3'er. Başlayalım bakalım. 52, 3 arttırdım. 55, yine 3 arttırıyorum. 58, 3 arttırdım. 61 3 arttırdım. 64 Yine 3 arttırıyorum. 67 ve 70. Bana ne dedi? 52 ile 70'in arasında. 52 ve 70 arasında bakalım kaç tane sayı söyledik? 1 2 3 4 5. Kaç tane sayı söylenirmiş? 5 tane sayı söylenir deriz. Gelelim sayı örüntülerine. Belirli bir kural ile artan ya da azalan sayıların oluşturduğu düzene sayı örüntüleri denir. Sayı örüntüleri olması için ne olması gerekiyormuş? Bir kuralı olacak. Sayılar artacak ya da azalacak. Şunu unutmuyoruz. Her örüntünün kendine ait bir kuralı vardır. Bu kuralı bulmak bizim için çok önemlidir. O zaman gelin şurada verilen örüntülerin kuralını bulalım örüntüyü inceliyorum. 3, 7, 11, 15, 19 şeklinde ilerleyen bir örüntüm var. Bakıyorum artarak ilerlemiş. O zaman kuralında bir artan olacak. Peki kaç artmış ona bakıyorum. 3 3'müş 7 olmuş. 3, 4, 5, 6, 7. Kaç arttı? 4 arttı. Artı 4. 7'ymiş 11 olmuş. İnceliyorum. 7, 8, 9, 10, 11. Kaç arttı? Yine 4 arttı. 11'miş 15 olmuş. 4 arttı. 15'miş 19 olmuş. Yine 4 arttı. 4 artarak ilerleyen bir örüntüm var. O zaman kuralı şu şekildedir. Benim bu örüntümün kuralı 4 artan kurallı bir örüntüdür. Diğer örneğimize bakalım. 46 44 42 40 38. Fark ettiyseniz örüntümüz azalarak ilerliyor, eksilerek ilerliyor. Peki kaç azaldı? Ona bakalım. 46'dan 44'e gitmiş. 46'ymış, 44 olmuş. 46, 45, 44. İki tane azaldı. Eksi 2 diyorum. 44'müş, 42 olmuş. Yine eksi 2, 2 azaldı. 42'ymiş, 40 olmuş. 2 azaldı. 40'mış, 38 olmuş. 2 azaldı. O zaman bizim bu örüntümüzün kuralı nedir? 2 azalandır. 2 azalan yazabilirim. Bize dedi ki kurala uygun olarak örüntüyü devam ettiriniz. Bu sefer kuralı verdi, örüntüyü bizim oluşturmamızı istedi. Yapalım. Kuralımız ne? 3 artan. 6'dan başladı. 3 artarak devam edecek. 6'nın üstüne 3 ekliyorum. 6 7 8 9 3 tane ekledim 9 oldu. 3 daha ekledim. 12 15 18 21 24. 3 arttırarak devam ettim. Diğer örneğimizde ise 42'den başladı. Peki kuralımız ne? 5 azalan. 5 azaltarak devam edeceğim. 42 5 azaltıyorum. 42 41 40 39 38 37 5 yine azaltıyorum. 32 5 azaltalım. 27 5 azaltıyorum. 22 17 ve 12. Örüntümü tamamladım. 24'ten başlayan bir örüntüm var. Peki kuralım neymiş? 2 artan 1 azalan. Bizden ne istiyorsa sırasıyla onu yapacağız. 2 artacak 1 azalacak. 2 artacak 1 azalacak. Başlayalım. 24'ten başladı. Ne yapıyoruz? 2 artan dedi arttırıyorum. 24'ün üstüne 2 ekledim. 26. Şimdi 1 azaltıyorum. 25 oldu. Yine 2 arttırıyorum. 27 oldu. Biraz altıyorum. 26, 2 arttırıyorum. 28, biraz altıyorum. 27. Bana verilen boşlukları doldurdum. Örüntümü devam ettirdim. Şimdi ise aşağıdaki örüntülerde boşlukları tamamlayın dedi. Bize bir kural vermedi. Örüntüyü devam ettirmemizi istedi. O zaman önce kuralı bulacağız. Daha sonra örüntüyü devam ettireceğiz. Kuralı bulmak çok önemli. Kuralı bulmadan örüntüyü devam ettiremeyiz. Kuralımıza bakalım. 56, 60, 64, 68 şeklinde ilerliyor. 56'ymış, 60 olmuş. 56, 57, 58, 59, 60. Demek ki 4 tane arttı. 60'mış, 64 olmuş. Bakın burada da 4 arttı. 64, 68 olmuş, burada da 4 arttı. Demek ki bizim bu örüntümüz 4 artan kurallı bir örüntü. 4 arttırarak ilerlemeye devam edelim. 68, 4 arttırıyorum, 72, 4 arttırıyorum, 76, 4 arttırıyorum, 80. Diğer örüntümüze bakalım. 39, 40, 38, 39, 37. Tek tek inceleyelim. 39'muş 40 olmuş bir tane arttı. 40'mış 38 olmuş. Burada bir azalma var. Kaç azalmış bakıyoruz. 40, 39, 38. 2 tane azalmış. O zaman eksi 2 diyorum. 38'miş 39 olmuş. 1 arttı. 39'muş 37 olmuş. 2 tane azaldı. Kuralımıza bakıyoruz artı 1 eksi 2 artı 1 eksi 2 demek ki 1 artan 2 azalan 1 artan 2 azalan şeklinde devam ediyor. En son 2 azalanda kalmıştı. O zaman 1 arttırarak devam ediyorum. 37 1 arttı. 38 2 azaldı. 36 1 arttı. 37 Bana verdiği boşlukları tamamladım. Örüntümü devam ettirdim. Son örneğimize bakıyorum. Son örneğimizde bize aralarda boşluk bırakmış. Eğer aralarda boşluk bıraktıysa örüntümüzün kuralını bulabileceğimiz bir yer bulmamız lazım. Bu yeri ise iki tane sayının yan yana olduğu kısımdan bulabiliriz. Bakın 15 ve 18. 15'miş 18 olmuş. Kaç artmış? Bakıyorum. 15, 16, 17, 18. 3 arttı. O zaman benim Örüntüm 3 artan şekilde ilerliyor diyebilirim. 9'muş. 3 arttıracağım. 9. 10, 11, 12. Şuradaki boşluğu doldurdum. 18. Bakın zaten 3 arttığında buraya 21 yazmış. 21, 3 arttırıyorum. 24. Şimdi ise sayıları karşılaştırmaya geldik. İki basamaklı doğal sayıları karşılaştırırken onlar basamağına bakılır. Onlar basamağındaki rakamı büyük olan sayı diğerlerinden daha büyüktür. Sayıları karşılaştırırken büyüktür, küçüktür veya eşittir ifadeleri kullanılır diyoruz. Demek ki ne yapıyormuşuz? Onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağındaki sayı büyükse sayımız büyük oluyor. Bizim büyüktür, küçüktür ve eşittir sembollerimiz vardı. Bakalım onlara bir hatırlayalım. Bu şekildeki sembolümüz bizim Küçüktür sembolümüzdü. Nasıl buluyorduk? Şu kenarına şöyle bir sol tarafına çizgi çektiğim zaman K harfi oluşuyordu. Yani küçüktürün K'si diyebilirim buna. Küçüktür. Bu sembolüm ise büyüktür sembolü. Bakın yanına şöyle bir çizgi çektiğim zaman ne oluştu? Büyüktür oluştu. sembolümüz ise eşittir sembolü. Şimdi ise sayıları karşılaştırma ile ilgili etkinliklerimize bakalım. Sayıların arasına büyüktür, küçüktür ve eşittir sembollerinden uygun olanı koyunuz dedi. Karşılaştıralım. 25 ve 41'e bakıyorum. Onlar basamağında 25'in 2, 41'in ise 4 vardır. 2 küçüktür 4'ten. O zaman 25 küçüktür. 41'den diyebilirim. Ve araya küçüktür sembolümü koyarım. 56 ve 53'ü karşılaştıracağım. Onlar basamağına baktığım zaman ikisinin de onlar basamağında 5 vardır. Eğer ikisi de aynıysa birler basamağına bakarım. 56'nın birler basamağında 6, 53'ün birler basamağında 3 vardır. 6 büyüktür 3'ten. O zaman 56 büyüktür. 53'ten derim. 90 ve 9'u karşılaştırıyorum. İki basamaklı sayılar her zaman için bir basamaklı sayılardan daha büyüktür. O yüzden 90 büyüktür. 9'dan derim. Ve araya büyüktür işaretimi koyarım. 23 ve 23'ü karşılaştırıyorum. İkisinin de onlar basamağı ve birler basamağı birbirine eşit. Bu sayılar birbirinin aynısı. O yüzden araya koyacağım işaret eşittir işaretidir. Diğer sorumuza bakalım. 48 küçüktür nokta, nokta, nokta. küçüktür 53. Boşluğa gelebilecek sayıları yazın dedim. 48 küçüktür diyor. O zaman yanına 48'den daha büyük bir sayıyı yazmam lazım. Kaç yazabilirim? 49 yazabilirim. 50 yazabilirim. 51 ve 52 yazabilirim. 53 yazamam. Çünkü bakın 53 zaten burada. 52 küçüktür. 53 derim. Ve sıralamam bitmiş olur. O yüzden boşluğa yazılabilecek sayılar 49, 50, 51 ve 52 olur. 89 büyüktür. Nokta nokta nokta. Büyüktür 67. Boşluğa gelebilecek en büyük ve en küçük sayıyı yazınız dedi bize. Eğer size bu şekilde en büyük ve en küçük soruları sorarsa ve bu şekilde büyüktür, küçüktür işaretleri boşluk koyarsa şu şekilde yapabilirsiniz. Bulacağınız kısım en uç noktalardır. En uç noktaları bulduğumuz zaman en büyük ve en küçüğü de zaten bulmuş oluyoruz. 89 büyüktür dedi. 89 büyük olacakmış demek ki. 89 büyükse yanına ben ondan bir tık daha küçüğünü yazmak zorundayım. Kaçtan büyüktür 89? 88'den derim. O zaman şuraya 88 geldi. Diğer yere bakalım. Buradaki sayı büyüktür 67'den. Buradaki sayı 67'den bir tık daha büyük olacak. O zaman kaç yazabilirim buraya? 68 yazabilirim. 68 büyüktür 67 olur. Gelebilecekleri baktık. En büyük kaç yazabildim? 88 yazabildim. O zaman en büyük 88. En küçük ise 68 oldu. Gelelim sayıları sıralamaya. Biz sayıları büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralarız. Büyükten küçüğe dediği zaman önce büyükleri yazarız. Daha sonra yavaş yavaş küçültürüz. Ve aralarına büyüktür işareti koyarız. Çünkü ne yaptık? Büyükten başladık. Aralarına büyüktür işareti koyarak sıralamaya başlayalım. Bize verilen sayılar 26, 3, 19, 32 ve 21. En büyüğünü buluyorum. Bize burada en büyük verilen sayı 32'dir. 32 diyorum. Büyüktür. Daha sonra hangisi geliyor? Bakıyorum 26 büyüktür. 3, 19 ve 21 kaldı. Daha sonra 21 büyüktür. 19 büyüktür. Kaçtan? 3'ten. Bana verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıraladım. Şimdi ise küçükten büyüğe doğru sıralamamı istiyor. O zaman en başta küçükleri yazacağım. Daha sonra gitgide büyüteceğim. En küçüğünü buluyorum. 45, 40, 43, 41 verdi bize. Bize verdiklerin arasında en küçük sayımız 40'tır. 40 küçüktür diyorum. Şimdi ise aralarına küçüktür işaretini koyuyorum. Daha sonra 41 gelir. Daha sonra 43 en son ise 45 sayılarımı küçükten büyüğe doğru sıraladım. Gelelim en yakın onluğa yuvarlama konusuna. En yakın onluğa yuvarlamayı bilmeniz için sayının hangi onluklar arasında olduğunu bilmemiz lazım. Önce onu hatırlayalım. 56 sayısı hangi onluklar arasındadır? 56 sayısı 50 ve 60 arasındadır. 47 sayısı 40 ve 50 arasındadır. Ne yapar? 40'tan başlayırız. 50'ye kadar giderken arada biz 47'yi de söyleriz. 15 sayısı 10 ve 20 arasındadır. 24 sayısı 20 30 arasındadır. 92 sayısı 90 ve 100 arasındadır. 85 sayısı 80 ve 90 arasındadır. İki basamaklı sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakarız. Birler basamağı 1, 2, 3, 4 ise bir önceki onluğa, birler basamağı 5, 6, 7, 8, 9 ise bir sonraki onluğa yuvarlarız. Buradaki amacımız en yakın onluğa göndermektir. En yakın hangisi ise ona doğru gider. Düşünüyorum şimdi. 24 sayısı hangi onluklar arasındadır? 20 ve 30 arasındadır. 24 sayısı hangisine daha yakındır? 20'ye daha yakındır. Kuralımızda da olduğu gibi zaten birler basamağında 1 2 3 4 varsa öncekine gidiyordu. Birler basamağında 4 var. O zaman 20'ye gidecek. 20'ye yuvarladım. 39 sayısı 30 ve 40 arasındadır. Peki 39 sayısı 40'a mı daha yakındır? 30'a mı daha yakındır? Zaten 40'a yakın olduğunu görebiliyoruz. Bakın 39 40. Bir adım var. O zaman direkt 40 diyebilirim. 85 sayısı 80 ve 90 arasındadır. Peki 85 sayısı 80'e mi yuvarlanır 90'a mı yuvarlanır? Eğer birler basamağında 5 varsa bir sonraki 10'la yuvarlanır diyoruz. Bir sonraki onluğu ise 90'dır. O yüzden 85 90'a yuvarlanır. 56 sayısı 50 ve 60 arasındadır. Birler basamağına bakıyorum. 6. Eğer birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa sonraki 10'a yuvarlıyorduk. O yüzden 56 sayısı 60'a yuvarlanır. 71 sayısı 70 ve 80 arasındadır. 71 sayısının 70'e yakın olduğunu zaten görüyoruz. Bir adım var. 71, 70. O yüzden 71 sayısı 70'e yuvarlanır. 43 sayısı 40 ve 50 arasındadır. Birler basamağında 1 2 3 4 varsa önceki onluğa gidiyordu. Bakıyorum 3 var. O zaman bir önceki onluğa gidecek. Yani 40'a yuvarlayacağım. Evet sevgili öğrenciler, konularımızı hatırladık. Bakalım siz de hatırladınız mı? Şimdi ise bu 3 tane soruyu çözme sırası sizde. Birinci sorumuza bakıyorum. 16'dan başlayıp ileriye doğru üçer ritmik sayarken 6. sırada hangi sayı söylenir? İkinci sorumuz 28, 32, 36, 40 örüntüsünün kuralını bulun. Üçüncü sorumuz ise 65 sayısı en yakın hangi onla yuvarlanır? 3 tane sorunun cevabını aşağıya yorum olarak yazmanızı bekliyorum. Bu dersimizde ritmik saymalar, Sayı örüntüleri, sayıları karşılaştırma, sayıları sıralama ve yuvarlama konusunu tekrar ettik. Konularımızı tekrar etmeye devam edeceğiz. Eğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.